Zeytin gözlüm sana benim nedendi? Biz evlenip kabahati kim dedi? Zeytin gözlüm sana benim nedendi? Biz evlenip kabahati kim dedi? Gül olmuşsun dikenlerim ben dedi. Gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkılarımı düşürürüm peşine. Gün olmuşsun dikenlerim ben dedim. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkılarımı düşürürüm peşine. Değil mi Mahmuri? Bak sana itiraf ediyorum. Erhan'ı seviyorum ben. Hayatımda kimseyi sevmedim. Kimse de beni sevmedi. Bunu hep anlatmaz mıyım sana? Erhan bir sokak şarkıcısı. Ne yapayım? Benim de kısmetim buymuş. Kurunca Sibya! Kurunca! Hadi! Kokusu bile bir başka! Sakın gelmeyin, kafanızı kırarım halim Allah! Dayanılır mı buna bir Berrak teyze, konuşsana lan! Bırak da gelelim be! Daha pişmedi ulan kör olasıcalar! Fasulye evcuuu! İçtiğinde tabakları boşaltayım! Oh, bir dakika! İki dakika, dayanamadım, değil mi? Aç gözlüler! Oğlum, aç gözlüler! Yaktın beni kuru fasulye! Aç gözlüler ulan, sizde hiç utanmak yok mu ha? Bir dakika ablacığım, fasulyenin şerefine, haysiyetine üç defa sağ ol, sağ ol, sağ ol! Zıkkımlanın bakalım, hadi yumul, yumul, hadi, hadi! Nasıl güzel olmuş değil mi ha? Bıktım hepinizden, alıp başımı dağlara vuracağım, anlaşıldı mı?
sen de bunlara ne diye terbiye vermezsin bilmem ki! Canın sağ olsun Mübarek teyze, sen hoş gör bizi! Beni tavlamayı geç de gel yemeğini ye, bak aç kurtlar etrafımızı sardı! Sonra yerim, sen kendini üzme benim için! Bugünlük bu kadar abla, yarın Allah kerim! Kesene bereket, ağzına sağlık oğlum! Allah Allah, son günlerde bir şeyler oldu bu çocuğa! Size bu mektubu yazmakla kaba bir hareket yaptım. Biliyorum. Ama ne olur affedin beni. Başka çarem yok. Sizi mutlaka görmek istiyorum. Bu arzumu bana çok görmeyin. Çünkü sizi çok seviyorum. Eğer bu naçiz arzumu kabul edecek olursanız, sizi bu çarşamba günü saat 2'de Bergrat Ormanı'nda bekliyorum. Ne olur kabul edin. Kabul ettiğinizi de pencereye bir eşarbınızı asmakla dile getirin. Sizi ebediyete kadar sevecek olan sokak şarkıcısı Erhan. Mahmure, bak bana mektup yazmış. Beni sevdiğini söylüyor. Sen de burada kıskançlığından çat topatla, değil mi? Hayrola babacığım, erken geldin. Hasta oldum. Ayakta duracak halim yok. Aniden fenalaştım, zor geldim. Doktor çağıralım mı babacığım? Bıktım doktordan. Hep aynı ilaçlar, hep aynı laflar. Bir fayda gördüğüm yok. Şarkılar, en son şarkılar, yeni çıkan en güzel şarkılar. Bana bak İlker, artık sıkmaya başladım. Seni sevmediğimi defalarca söyledim. Sen benim için... Sen, kimimlesin sen, benim öyle bırakıp da... Gidemezsin sen, uydun eller sesine, beni yalnız bıraktın. Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Sözlere aldanı gitmezsin sandım. Kim bilir ki neredesin, hangi yere neredesin? Seni nasıl özledim? Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla, olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla. Neredesin sen, oh, kiminlesin sen? Ne güzel söylüyor, kim bu acaba? Bir sokak şarkıcısı. Şimdi kapatırım ben onun ağzını. Sen karışma İlker. Zevkime mani olma. Akif efendi. Buyurun efendim. Dışarıda bir sokak şarkıcısı var. Sesini çok beğendim. Çok duygulu söylüyor. Onu hemen buraya getir. Emredersiniz. Belkıs, bazen sözlerinle beni kırıyorsun. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ama ben seni sevmiyorum. Hey! Çalgıcılar!
Gelin buraya, gelin! Bundan sonra sadece arkadaşız. Aramızda hiçbir şey kalmadı. Bunu kabul etmelisin. Bel kız, ne kadar kırıcı konuşuyorsun. Bu köşkte geçmiş aşk dolu günlerimizi ne çabuk unutabiliyorsun. Bana karşı küstah olma İlker. Geldiler hanımefendi. Sesini çok beğendim. Çok güzel söylüyorsun. Adın ne? Erhan. Arkadaşların da iyi çalıyor. Sen mi öğrettin? Evet. Bize çay ve pasta getir Akif efendi. Başüstüne hanımefendi. Ağa ısmarladık be kız. Seni gene arayacağım. Ver şunları bana. Bunların hepsini alıyorum. O kağıtlar bu kadar etmez. Hem ne diye hepsini birden alıyorsunuz? Parayı kağıt parçalarına değil, beğendiğim sesine veriyorum. Nerede oturursun? Kimin var? Yalnız bu işi mi yaparsın? Arkadaşlarımdan başka kimsem yok. Gözlerimi açtığımdan beri sokaklardayım. Şarkı söylemeyi seviyorum. Allah'a şükürler olsun, karnımızda doyuyor. Sana, daha doğrusu sesine bir faydam dokunsun istiyorum. Kendini sokaklarda harcaman doğru değil. Sana bir hoca tutsam, ders alsam, ne dersin? Hiç aklıma gelmemişti bu. Bilmem ki. Belki sıkılırım. Sonra ben halk karşısında sahnede okuyamam, utanırım. Öyle. Sokaklara alışmışım bir kere. Hem sonra bunlar için çok para lazım. Bütün masrafı ben yapacağım. İcap ederse burada yaşayacaksın. Aklını başına topla. Yazık etme bu sesi. Bilmem ki. Ölürsem kabrine gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem. İnim inimin dolma istemem. İnim inimine ölme istemem. İnim inimine ölme istemem. İnim inimimle ölme istemem. Kızım şu paniğe, ben bu ilaçlara çabuk ol. Peki babacığım. Nereye gidiyoruz Erhan abi? Sus lan, her pilava maydanoz olma. Ben yalnız gidiyorum. Babacığım, ilaçlarını aldım.
Öldürecek bu hastalık beni, Allah kahretsin! Allah korusun! Böyle konuşma baba! Sen ölürsen ben ne yaparım? Canım yavrum, güzel kızım benim! Müsaade edersen ben üstümü değiştireyim baba! Tabii yavrum! Ben kendimi değil, seni düşünüyorum İpek! Çok güzel! Niçin radyoda veya bir gazinoda okumuyorsun? Sokaklarda yazık olmuyor mu sesini? Hiç hocadan ders almadım. Çalışmam lazım. Hem sıkılırım öyle kalabalık yerlerde şarkı söylemeye, elim ayağıma dolanır. Alışmışım bir kere sokaklara. Sonra oralara insanı sokarlar mı? Kolay mı bu? Yerinde olsam ders alırdım. Atardım bu sıkılganlığımı. Senin gibi bir insan çekingen olamaz. Bunu biri daha söylemişti bana. Kendini sokaklarda harcama, sana bir hoca tutayım, ders al. Bütün masraflar benden dedi. Ne duruyorsun o halde? Hiç böyle bir fırsat tepilir mi? Geç kaldım, gitmem lazım. Babam merak eder. Ne zaman gideceğiz? Bilmem ki. Her gün sokaktan geçer bakarım pencereye. İşaretimiz o eşarp olsun. Pencereye astın mı hemen buraya gelir seni beklerim. Peki. Allah'a ısmarladık. İyi olur, bir gören olursan. Korkma sevgilim, seni zor durumda bırakmak istemem. Ne zaman buluşuruz? Yarın saat 2'de bekle beni. Güle güle sevgilim. Hoşça kal. Bir kıvırcık salata rica etsem. Vereyim abla. Buyurun. Teşekkür ederim. Yatılır mı lan? Hem de soyunmadan. Nedir bu haliniz? Otura otura azdınız mı? Şu pisliğinize bakın. Müberra teyzenin hakkı var, adam olmazsınız siz. Hadi çabuk dışarı. Adam olmazsın sen be! Sağlıcakla kal Mehmet efendi. Sağ olasın, gene beklerim, dükkan sağ senin. Hoşça kal. Seni mahsus sona bıraktım Tevfik efendi. Etin iyisinden vermek için yabancı sayılmayız. Ömrüne bereket, teşekkür ederim. Sıhhatin nasıl?
Rengini hiç gözüm tutmadı. Halim iyi değil, ayakta zor duruyorum. 250 gram kıyma rica edeyim. Düzelirsin inşallah. Daha önünde kızının mürüvveti var, torunlarını göreceksin değil mi ya? Tabii. İnşallah Mehmet efendi. Bir an önce kızını evlendir, hali vakti yerinde birine ver ki rahat etsin. Vakti saati gelince olur inşallah. İpek hanım da gelinlik çağına gelmiş. Allah hayırlı kısmet versin. Sağ ol Mehmet efendi, borcumuz ne kadar? Yo, senden artık para kabul etmem Tevfik bey. Yabancı sayılmayız. O da ne demek ki? Olur mu öyle şey? Hesabımı söyle de ödeyeyim. Madem ısrar ediyorsun, o zaman çaremiz yok. Sen 200 lira ver yeter. 100, 200. Sağ ol, hayırlı olsun. Güle güle Tevfik bey. Rakıcı Erhan görmek istiyorum. Kendisini salona aldım. Peki, geliyorum. Oo, neredeydin bugüne kadar? Artık ümidimi kesmiştim. Hani sana hoca tutacaktık, ders alacaktın? Düşündüm, kabul ediyorum. Bana yardım ederseniz iyi bir şarkıcı olmaya çalışacağım. Buna memnun oldum. Bana çarşamba akşamı saat 8'de gel. Arkadaşlarını da getir. Tanıdığım meşhur bir bestekar var. Seni dinletmek istiyorum. Bakalım ne diyecek? Sağ olun. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Çarşamba akşamı buradayız. Geldiniz Erhan Bey, hanımefendi sizleri bekliyordu. Buyurun efendim. Yalnızım arkadaş doğduğum günden, kalbime misafir gelen olmadı. Yıllardır bekledim bin bir ümitle, şu gönül kapımın çalan olmadı. Yıllardır bekledim bin bir ümitle, şu gönül kapımı açan olmadı. Kader tokadını vurdu yüzüme, her acı sitemler geldi dilime. Ah, bir oldu ağladım kendi halime. Bana bir teselli veren olmadı. Bana bir teselli veren olmadı. Bana bir teselli veren olmadı. Thank you.
buldum ızdırap denen derede. Nerede sevdiklerim, dostlarım nerede? Haykırdım boş yere, duyan olmadı. Nerede sevenlerim, dostlarım nerede? Haykırdım yıllarca, duyan olmadı. Kader topadı temler geldi dilime. Ah, gül oldu ağladım kendi halime. Bana bir teselli veren olmadı. Bana bir teselli veren olmadı. Bunlar benim dostlarım. Hepsi seni dinlemeye geldi. Kalabalığa alışmalısın artık. Garip oyunlar hoşuma gitmez. Bizim fakir mahallemizde ekmekle alay edilmez. Böyle olacağını bilseydim itimat etmez gelmezdim. Beni yanlış anlıyorsun. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Benimle alay ederek mi? Bakın, kıymetli misafirleriniz bana nasıl bakıyorlar. Tabii ben tuhaflarına gidiyorum. Sizler iğrenç, kokuşmuş, pis yaşantınızda içki, kadın ve kumarla yoğrulmuşsunuz. Bizim gibi insanlar sizin için birer oyuncaktır ancak. Ben bir sokak şarkıcısıyım. Sizleri eğlendirmek vazifem. Bunu da yaptım sanıyorum. İyi günler. Erhan! Ah ulan, çarkın kırılsın be Felek! Ulan bu bize yapılır mıydı be? Allah kahretsin bu fakirliği be! Biz de zengin olsaydık! Bir de köşkümüz olsaydı! Kesin be! Amma uzattınız ha! Peki sonra ne oldu? Ne olacak be abla? Erhan abim onların hepsine haddini bildirdi. Öyle sözler söyledi ki. Bülbül gibi. Peki misafirler ne yaptı? Ne yapacaklar? Hepsinin dili tutuldu sanki. Hısırık kedi gibiydiler abla. Merhaba, seni çok aradım. Evini de bilmiyordum. Bilmediğiniz iyi olmuş. Oranın havası pistir, dokunur size. Hala dün geceyi unutmamışsın. Halbuki ben özür dilemeye gelmiştim. Bana bir fırsat daha vermeni istiyorum. Sana yardım edeceğim, seni yükselteceğim. Daha sonra davetlilerinizin önünde çamura bulamak için mi? Bana bu defa inan Erhan. Ne kaybedersin? Doğru, ne kaybederim? Peki ne istiyorsun benden? Arabaya atla, seni yeni hayatına götüreceğim. Her şeyi kesip atmanı istiyorum.
Beyefendi ünlü bir müzik hocasıdır. Efendim size sözünü ettiğim Erhan. Merhaba. Memnun oldum efendim. Hiç ders aldınız mı oğlum? Hayır efendim. Bey kız sizin sokak sokak dolaşarak destan sattığınızı söyledi. Evet hocam. Yazık etmişsiniz sesinize. Ama zararın neresinden dönülürse... Kârdır derler değil mi hocam? Evet, evet. Sayın hoca haftada 4 gün ders verecek sana. Seni bundan sonra göremeyeceğim. Neden göremeyesin? Artık şoförün, araban, uşakların var. Hep o zengin kadının yanında kalıyorsun. Nasıl görebilirim ki? Seni bilmem ama ben seni göremeden yapamam. Sen yükseldikçe birbirimizden kopuyormuşuz gibi geliyor bana. Manalı konuşma İpek. Zaten kaderim kara saplı bir bıçak gibi yüreğime saplanmış. Bir de sen vurma. Erhan'ım, ölünceye kadar ayrılmayacağız. Alnımın teriyle bol para kazandığım gün sana karım diyeceğim. O güne kadar ölmeyeceğiz İpek. Ne diye ağlarsın sen kaderine? Ey gözleri yaşlı kader yolcusu, kader yolcusu. Ne diye ağlarsın sen kaderine? Gözleri yaşlı kader yolcusu, kader yolcusu. Hayatı bir zindan etme kendine, hayatı bir zindan etme kendine. Kader yolcusu, kader yolcusu. Ey yüreği yaslı, ey gözleri yaşlı, kader yolcusu, kader yolcusu. Aferin oğlum, bu defa daha iyi okudun. Sağ olun hocam. Elimden kaçamazsınız. Benim bölgemde hırsızlık yapacağınız mı sandınız ha? Sizi düzenbazlar sizi. Özür dilerim hocam, izninizle. Yok canım. Biz içeride şarkı hem söylüyoruz. Hem durmaları başkasına üstür. Neden inanmıyorsun? Bakayım. Boncuk, mastik. Erhan abi! Erhan abi! Hayrola ne oldu? Nereye götürüyorsunuz onları? Ne olacak beyim? Köşkün duvarına tırmanmışlar, içeri gireceklerdi az daha. Ne o? Gene mi kaybettiniz anahtarlarınızı? Kaybedince de duvardan girelim dedik. Anahtarlarını kaybettiklerini ben nereden bileyim beyim? Haklısın, sen onların kusuruna bakma. Estağfurullah beyefendi, hoşça kalın. Güle güle. İyi uyuttun bekçiyi. Seni göresimiz gelmişti abi. Burnumuzda tüttün hep. Ben de sizi özlemiştim çocuklar. Kaç gündür burada hapis hayatı yaşıyorum. İyi ki geldiniz de sayenizde dışarı çıkabildim. Hadi şöyle bir dolaşalım. Benim için olmayı yollarına bakıp
Borcumuzu kapattık. Tamam mı Mehmet Efendi? Tamamına tamam da yüreğim razı gelmiyor. Elin açıldığı vakit öderdin. Biliyorum bugünlerde dardasın. Ev geçindirmek kolay mı? Bir başıma olsam neyse. Ne var ki bu zamanda bir genç kıza bakmak kolay değil. Ölmeden mürüvvetini bir görsen gözüm arkada kalmaz. Belki sırası ve yeri değil ama sen benim kusurumu bağışlarsın. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın ipeği bana verir misin Tevfik Efendi? Ona da, sana da gül gibi bakarım. Allah'a şükür varlıklı sayılırım. Kısmet Mehmet Efendi, hayırlı işler. Güle güle. Ne o, dalmışsın gene? Az evvel Tevfik Efendi buradaydı. Kızı da bayağı gelişmiş. Evlenme çağına gelmiş. Kızıyla evlenmek istediğimi söyledim. Ne cevap verdi? Kısmet dedi. Kusur ettim, affet. Dün gece de gelmedin, sabaha kadar seni bekledim. Yoksa beni iki sokak çocuğuna mı değişiyorsun? Böyle konuşmamalısın, onların değeri bence büyük. Hayır, senin için en önemli şey istikbalin. Boşuna mı bunca parayı döküyorum ben? Beni esir pazarından mı aldın? Boynuma süs köpekleri gibi tasma vurdurtmam ben. O halde zehirlemeli seni. Zahmet etme. Suyum ısındığına göre en iyisi çekip gitmek buradan. Efendim, ben İlker. Bugüne kadar hep sen beni aradın. Tuhaf değil mi İlker? Bu gece ben seni arıyorum. Evet, buna ben de şaştım. Hayret doğrusu. Yalnızlıktan patladım. Birden aklıma sen geldin. Sana ihtiyacım var. Hemen gelir misin? Şu yakışıklı sokak şarkıcın yok mu yanında? Ne o, cevap vermiyorsun. Şimdi yalnızlığının sebebini anladım. Geliyorum. Koca köşkte yalnız kaldın demek. Üstelik de içmişsin. Sokak şarkıcısı beni bu gece terk etti. İnanır mısın? O adama tenezzül etmemeliydin. Reddetti beni, yüzüne bile bakmadı. Gururumla oynadı. Bütün erkeklerden nefret ediyorum artık. Seni de erkek nesline hakaret etmek, acımı azaltmak için çağırdım. Sokak şarkıcısı benimle yatmak istemedi. Yalvardım, dinlemedi. Hazırda sen vardın, seni çağırdım. Bu gece varız, yarın yokuz. Tamam mı? Sen tanıdığım yosmaların en adisisin.
3 yıl sana nasıl tahammül ettim? Bitirdin, perişan ettin beni! Paramı, servetimi, her şeyimi yedin bitirdin! Ama şerefimi yedirmeyeceğim sana! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Katil zanlısı olarak sokak şarkıcısı Erhan Tunay yakalandı. Yemin ederim ki size ben günahsızım. O gece sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Benim katil olmadığıma inanıyorsunuz değil mi? O nasıl söz Erhan abi? Sen katil olamazsın abi. Sağ olun çocuklar. Buradan çıkınca doğru İpek'e gideceksiniz. Her şeyi anlatacaksınız. Gazetelere inanmasın. Gelsin beni görsün. Ona ihtiyacım var. Beni dinle Tevfik. En iyisi sen kızını baş göz et. Bu ağlamaları, bayılmaları hep yalnızlıktan. Zamanı gelmiş artık anlasana. Şu bizim kasap Mehmet aracı koydu. İnle de İpek diyor. Vurulmuş kızına. Ondan iyisini mi bulacaksın bu zamanda? Mehmet benim de gözüm kesti ama... ...bilmem ki acaba kızım ister mi? Bu evde sen mi babasın İpek? Damadın bugüne bugün kasap olacak efendim. Aklını başına topla. Bana yardım et Mahmure. Çok perişan. Erhan abi seni görmek istiyor. Anlatacakları varmış. Çok mühimmiş. Bizimle gelir misin? Hı? Artık Erhan diye birini tanımıyorum. Aramızda her şey bitti. Böyle anlatın ona. Çok kelek çıktı be. Yürü gidelim. Anlatsanıza, ne oldu? Ne dedi İpek? Niçin susuyorsunuz? Yoksa... Aramızda her şey bitti. Böyle söyleyeyim dedi. Sonra... pencereyi yüzümüze kapattı. Kovdu bizi abi. Beni. Belki ölürüm Mahmure. Çok seviyorum onu. Çok. Günlerdir bu odadan çıkmadım. Nedir bu halim bilmem. Mehmet acele ediyor. Her şey hazır. İş bir gelinlik almaya kaldı. Hadi kendine bir çeki düzen ver. Öğleden sonra çarşıya çıkacağız. Thank you.
İlker Kaya'nın olduğuna emin misin? Eminim efendim. Evin salonunu cinayet günü temizlediniz ve sonra kimse girmedi. İzne çıktığınızda da köşkte yalnız maktul vardı, öyle mi? Evet efendim. Ya cinayetten sonra? Bugüne kadar köşk kapalı kaldı. Merhumun her şeyi Amerika'daki ablasına kaldığından aldığım telgraf üzerine bugün köşkü açtım ve temizliğe giriştim. Erhan kurtuluyor. Bakalım İlker Kaya seni nasıl karşılayacak? Göreceğiz efendim. Merhaba İlker Bey. Merhaba. Buyurun. Sizi rahatsız ettim, kusura bakmayın İlker Bey. Yok, rica ederim. Ne gibi bir yardım olabilir? Bu, bugün temizlenen Belkıs Hanım'ın köşkünde bulundu. Sizi müdüriyete götüreceğim. Lütfen çabuk giyinin. Fazla uzun sürmesin. Eğlendirecek birini arıyorsanız başkasını bulun beyefendi. İpek. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Konuşmayacak mısın? Beni çok sevdiğini söylerdin. Ama para seni de değiştirmiş. Sevgini, duygunu satacak kadar küçülmüşsün. Yazıklar olsun sana. Gidelim. Thank you.
Affedersiniz. Buyur kızım. Erhan'ı aramıştı. Adın İpek mi yavrum? Evet, nasıl anladınız bunu? Lafın az geçmedi bu evde. Suçsuz olduğu anlaşılmış. Tahliye edilmiş, öyle sevindim ki. Geç kaldın yavrum. Erhan ayrıldı buradan. Bitmiş, tükenmişti, ölmüştü sanki, yaşamıyordu. Yaşamak da istemiyordu. Attı kendini gurbete. Buralarda duramam artık dedi ve gitti. Geri döner mi dersin abla? Sanma. Ölümüne gider gibiydi. Ya ben yaşıyor muyum abla? Gözlerimden kan geliyor yaş yerine. Onsuz yaşamak ölümden de acı benim için. Ondan ayrılmak ister miydim sanıyorsun be abla? Ama kader kötü yazmış yazımızı. Yaşamayı çok görmüş bize. Bıktım senin kızının hastalığından. Evlendiğimizden bugüne belini doğrultamadı. Ne diye hastalıklı kızını bana yutturdun? Sen beğendin aldın. Doktor muayenesi oldunuz. O zaman var mıydı hastalığı? Hastalık da sağlık da Allah'tan. Üstelik burnu kaf dağında. Sanki paşanın kızı. Bir surat bir surat. Kim çeker senin kızının suratını be? Parasızlıktan imanınızın gevrediği günleri unuttunuz mu? Duyacak sana olacak. Bir güzel yüzünü mü gördük kızının? Ağlar durur boyna. Bıktım be, bıktım! Ne o? Nedir o sapladıkların? Tevfik efendi, gel de kızının yediği haltı gör! Nedir ulan bunlar? Cevap ver bana! Arşın mı var yoksa? Yok, günahım ağabey. Evlenmeden önce tanışmıştım onunla. Evlendikten sonra hiç görmedim. Yalan! Yemin ederim doğru söylüyorum. Yalan! Yalan söylüyorsun! Doğruyu söyleyeceksin bana! Doğruyu söyleyeceksin! Bırak yalanı! Bırak! Kendine gel! Kadın da ölmez! İki paralık ettiniz namusumu! Elinizde oyuncak oldum be! Lan nankör mahluk! Sana göstereceğim! Bunun acısını fitil fitil burnundan getireceğim! Namussuz karı! Boşayacağım ulan seni! Namusuna sahip çıkmayan bir karıyla evli olamam! Defolun ulan elimden! Defolun! Defolun! Erhan, sana kaç kere ihtar ettim, bırak şu zıkkımı diye! Olmuyor işte Şefik abi. Umudum, kederim, sevincim, her şeyim bu benim. Kes artık şarabı! Yiyip bitiriyorsun kendini, içme! Yalan söyletme bana. Ayrılamam bundan. İçmezsem sesim çıkmaz, söyleyemem. Sarhoş insanlardan nefret ederim. Bu yüzden başıma az mı belalar geldi? Hep aynı teraneler! İçmezsem söyleyemem, içmezsem oynayamam! Ya içki, ya işin! Ya içkiyi bırakırsın, ya da kendine başka iş ararsın! Gidelim çocuk. Gidelim abi. Beni affet.
Evet kız. Seni sevdiğine vermeliydim. Ama parasızlık acılığına hak etmişti. Senin de perişan olmanı istemedim. Sıcak bir yuva, mutlu bir hayat olsun istiyordum. Nereden bilirdim Mehmet'in böyle kahpe olacağını. Sana eziyet edeceğim. İpeğim, yavrum benim. Yalvarırım, affet beni. Böyle konuşma babacığım. Ne olur. Beni de, kendimi de üzüyorsun. Üzülme yavrum, ağlama. Ölümüm çok yaklaştı artık. Beni affettiğini duymadan ölürsem gözlerim açık gider. Baba! Baba! Babacığım! Buyurun. Müberra Hanım vardı. Burada otururdu kendisi. Onu arıyorduk da. Oho, buradan taşınalı çok oldu. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Ya, öyle mi? Teşekkür ederim. Taşınmışlar. Ne yapacağız şimdi? Kim bizi doyuracak? Kim kuru fasulye pişirecek bize? Çamaşırlarımızı kim yıkayacak? İyi ki müşahede altına aldık kadını. Ciğerleri mahvolmuş, hiç tedavi görmemiş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz hocam? Sanatoryuma göndereceğim, en iyisi bu. Karışıp gitmişsin insan seline. Kimseler acımaz senin haline. Senin haline. Karışıp gitmişsin insan seline. Kimseler acımaz senin haline. Senin haline. Ne bu haliniz? Anladım. Bana kızıyorsunuz değil mi? Haklısınız. Sizleri de dertlerimle üzüyorum. Ama elimde değil ki. Ne yapsam bırakamıyorum şu içkiyi. İpeği beyaz gelinlikler içinde gördüğüm gün, dünya durmuştu sanki. Bir daha da hiç dönmedi. Bütün umutlarım yıkıldı o an. İşte o andan sonra da yaşamadım hiç. Üzme kendini abi. Elde mi boncuk? Gecemde, gündüzümde, her nefes alışımda o vardı. Onsuz yaşamıyordum sanki. Çok,
Çok seviyordum onu. Hala seviyorsun abi. O da seni seviyor. Hem de delicesine. Son nefesinde bile ismini sayıklıyor. İpek hasta abi. Çok hasta. Erhan. Canım sevgilim. Bir tanem benim. Neredesin sevgilim? Neredesin? Seni çok seviyorum Erhan. Canımdan da çok. İnan ki senden başkası girmedi hayatıma. Senden başkasını sevmedim ben. Erhan. Sevgilim. İpek. Ben geldim sevgilim bak. Erhan. Sevgilim. İpek. Geleceğini biliyordum. Beni ölüme yalnız göndermeyeceğini biliyordum. Sus. Böyle konuşma ne olur. Sen ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin İpek. Ölmeyeceğim değil mi? Ayrılmayacağız birbirimizden. Erhan, sıkı sıkı sarıl bana. Ne olur. Sevgilim benim. Gene beraber olacağız değil mi? Gene gideceğiz ağacımızın altına. Yine bana şarkılar söyleyeceksin değil mi? El ele tutuşup akışacağız değil mi? Tabii sevgilim, tabii. Çocuklarımız olacak değil mi? Akşam iş dönüşü seni camda bekleyeceğim. Seni seviyorum kocacığım. Çok severdim. Hani evimizi buraya yapalım demiştik. Hani bahçesinde çocuklarımız oynayacaktı. Akşamları ben işten dönünce çocuklarla beni karşılayacaktın. Seni seviyorum Erhan'ım diyecektin. Ebediyete kadar ayrılmayacaktık. Bu sevgimizi çok gördüler bize İpek'im. Aşkımızı kıskandılar. Tanrı bile istemedi mutluluğumuzu. Ölümün adına ayrılık koymuşlar. Ama bizi ölüm de ayıramayacak İpek'im. Geliyorum İpek. Geliyorum sevgilim. Sana geliyorum.